Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere arkadaşlar anlatacağım şey sosyal bilgiler alan bilgisi kitabının çözümlü soruları arkadaşlar. Size geçen hafta ödev vermiştim değil mi? Alan bilgisi kitabının ikinci bölümünde çalışın diye. Çalıştınız değil mi efendim? Alan bilgisi kitabındaki konuların sorularını işleyeceğiz arkadaşlar beraber. İlk soru arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisi sosyal bilgiler öğretiminin temel ilkeleri arasında yer almaz? Yetkili vatandaş yetiştirme, bilgi temeli, alan ve ders boyutu, sosyalleşme, yönetim. Etkili vatandaş yetiştirme. Yer alır mı arkadaşlar? Alır. Değil mi? Vatandaşlık aktarmalar sosyal bilgi. Bilgi temeli. Var mıdır? Var. Bilgi evet de var. Alan ve ders boyutu. Bu var mıdır arkadaşlar? Tamam işte. Alan, ders boyutu. Alan benim tam tarih üzerine gidiyor. Ders boyutu gidiyor. Sosyalleşme, yöntem. Yöntem var mıdır? Yöntem var mıdır? Yöntem var mıdır? Sosyal bilimler için. Evet. Öncelikle arkadaşlar sosyalleşme. Sosyalleşme. Diğer soru. Sosyal bilgiler dersi toplumsal boyutta hangi ders devam kabul edilir? Hayat bilgisi, sosyoloji, tarih, coğrafya, Türkçe. Hangi ders? Hayat bilgisi. Sosyoloji devam mı? Hayat bilgisi. Tarih devam mı? Tarih değil. Hangi dersi devam mı? Bak, hayat bilgisi dersi görünür değil mi? Evet. O da sadece tarih mi görünür? Tarihte görülür, Türkçe'de görülür, coğrafyada, farkında olmadan Türkçe'de görülür, sosyolojide görülür arkadaşlar. Bunun cevabı arkadaşlar hayat bilgisi. Peki şey olsaydı, hadi neyse bunu sonra geçelim, diğer soruya geçelim. Yapılandırmacı felsefede çağdaş sosyal bilgiler öğretici, birlikte düşünüldüğü sosyal bilgiler dersinin temel amacının arkadaşlar hangisi olduğu söylenilebilir. Yöntem, alan ve ders boyutu, bilgi temeli, kültür deme, etkili vatandaş eşit. Bak ne diyor arkadaşlar? Temel amaç. Kültürleme amaç mıdır? Amaçtır ama temel amaç diyor. Bunun cevabı arkadaşlar etki vatandaşı. Birisi temel sınavında bunların amaçla alakası yok. İşte yöntem nasıl belirleyeceğiyle alakası var. Bunun cevabı arkadaşlar etki vatandaşı sistemidir. Aşağıdaki gelen hangisi tek disiplinli sosyal bilgiler öğretimi anlayışına örnektir? Sosyal bilgiler öğretimi tek disiplin olması. Örnektir. Örnektir. Sosyal bilgiler öğretimi tek amacı olması. Bu da örnektir. Sosyal bilgiler dersinin bilgiler dersi olması. Bu da örnektir. Sosyal bilgiler dersinin bilim temeli olması. Sosyal bilgiler dersinin tarih, coğrafya, vatandaşlık olarak okutulması. Ayrı ayrı bilimle, ayrı ayrı okutuluyor, beraber okutuluyor. Bu cevabı da her ülke ilerleme çevirilerinin devamını sağlayacak aktif ve içerikli bireyler yetiştirmek ister. Yeni öğretme sosyal bilgiler. Öğretinin hangi temel ilkesizlerine durmuştur? Yöntem, etkili vatandaş yetiştirme, kültürleme, kültürlemeli, alan ve ders boyutu. Ev yaklaşık aktif ve nitelikli. Aktif olacağım var mı? Etkili olacaksın. Değil mi? Evet. Peki kim etkili olacak? Vatandaşlar. Etkili vatandaş yetiştirme arkadaşlar. Cevap ver. Evet. Her toplum yeni yöntemine ve her terimde kendi kültürünü tanıtır ve aktarır. Böylece yeni yöntemine veren mevcut kültür yaşaması ve geliştirmesi hedeflerini cemil öğretme sosyal bilgiler öğretiminin hangi ilçesi üzerinde durur? Yöntem. Değil. Sosyal bilgiler de var ama sonunda bahsedilen bu değil. Kültürleme, bilgi temeli, alan ders boyutu, etkili vatandaş yetiştirme. Kültürlemedir arkadaşlar. Sizin kültürünüz var. Anadan aslan arzı bir kültür var. Onu çocuklara da aktarıyorsunuz. Kendi kültürünüzü kültürlüyorsunuz. Başlatan kültürlüyorsunuz. Kültürleme. Buna cevap B'dir arkadaşlar. Evet. Sosyal bilgiler dersinde öğrencilere verilecek olan eğitimin onların zihinsel, bilişsel, fiziksel gelişimine ve hazırlık konusu bilgilerinin bulunması gerekir diye bir öğretme sosyal bilgiler dersinde temel ilkelerinden hangisi üzerinde durur? Alan ders boyutu. Çocuk, bak çocuktan bahsediyoruz. Alan eğitimi, ben çocukla alakalı değil. Zaman. Bu da çocuğun için olan bir şey. Çocuğa göre bir şey. Ne diyor arkadaşlar? Çocuğun hazır konusu değil. Çocuğa göre hareket edecek. Zihinsel, bilişsel, fiziksel gelişimi. Çocuğun zihinsel, fiziksel, bilimsel gelişimine göre hareket edilsin arkadaşlar. Cevap C. Gelişimlemeleri. Sosyal bilgiler dersi vasıtasıyla geçmişte ve günümüzde var olan bilgiyle kültürlere verici sahip olduğu bu değerleri diğer nesillere aktarılacak. Bu nedenle bir önemli sosyal bilgiler dersinde kültürü geçmişten öğrenir. Şimdi yaşar geleceği aktarır. Bak ne diyor? Geçmişten öğrenir. Geçmiş. Değil mi? Ne diyor? Şimdi yaşar. Bugün, günümüz. Ne diyor? Geleceğe aktar, gelecek. Bak cevap sorunun içerisinde var. Zaman geç, bugün gelecek. Cevap var. Aşağıdaki yerden hangisi sosyal bilgiler öğretiminin temel ilişkiler arasında sayılmaz? Çocuğa göre var mı?
Zaman, geçmiş bu gece var mıdır? Yok. Alan ders boyutu, bu da vardır. Türkülere de vardır. Çınar Paçik'in en güzel vakit kaybedecek. Yok mu? Sosyal bilgileri yok mu? Cevap ver. Sosyal durumların öncesinde Kireli'nin zihinsel gelişim dönemlerine dikkat eden ve sosyal bilgiler öğretimi, sosyal bilgiler öğretiminin temel ilkelerinin hangisine dikkat ettiği söylenebilir. Zaman, alan ve ders boyutu, türküleme çocuğa göre. Kireli'ye ne diyor arkadaşlar? Çocuğun gelişim dönemleri vardır. Bu dönemleri göre hangi dönemleri? Ne diyor çocuğa göre? Cevap ver. Sosyal bilgiler destekleri temelde sosyal bilgilerin üretici bilgiler kullanılır ve bu bilgiler bilgisayarla ispatlanabilir. Bilgisayarla ispatlanabilir. Karada sosyal bilgiler üretiminin temel ilkelerinin hangisilerini bulunur? Bak ne diyor? Bilgisayarla ispatlanabilir. Türkçüde ve bilgisayarla alan destekleri. Ne diyor? Bilim, bilgi, bilgisayar. Aynı şeyler türemişler. Bilgi temelde. Cevap ver arkadaşlar. Sosyal bilgiler dersinde öğretmenler tarafından öğrencilere bilgi sunulurken buluş yoluyla, sunuş yoluyla, araştırma inceleme yoluyla ve sunulması gerektiği savunucu öğretmen sosyal alan ve ders boyutu çocuğa göre bir yöntem. Hangisidir arkadaşlar? Kütüleme var mı? Kütüleme yok. Kütüleme sunuş yoluyla, araştırma inceleme yoluyla, buluş yoluyla. Kütüleme ile alakası yok. Bilgi temeli. Temel değil. Alan ve ders boyutu. Olabilir ama cevap değil. Başka ne diyor? Çocuğa göre bir yöntem. Yöntem nedir arkadaşlar? Bak yöntemi güzel bir şeylerin kendisi veriyor. Bunun sonuyla yapma yöntemi. Sunuş yoluyla yapma yöntemi. Araştırma, inceleme yoluyla yapma yöntemi. Sosyal bilgilerin yöntemi. Şey, kendi yöntemi var ama kendi yöntemlerini kullanarak da sana yöntemi. Bu cevabı E arkadaşlar. Evet. Sosyal bilgiler dersinde etkili vatandaş yetiştirmek için kullanılacak bilgilerin bilimsel bir yöntemle elde edilmiş geyik bilgiler olması gerektiğini aşırı öğretme sosyal bilgiler öğretmenin temel ilişkilerden hangisi yüklerinde duruyor? Etkili vatandaş yetiştirmek, kültürleme, bilgi temel, alan ve ders boyutu yöntem. Ne diyor arkadaşlar? Bilimsel bir yöntemle elde edilmiş geyik bilgiler. Bilimsel bir yöntemle elde edilmiş böyle bilgiler elde edilmiş. Bilgi, bilgi temel olarak. Değil misiniz? Evet, teori için. Müdür başında da bilgi temel edilmiş. Cevabı cevap arkadaşlar. Evet. Sosyal bilgiler dersi öğrencilere geçmişte yaşanan olayları sunmakla kalmaz. Bu yaşananların günümüze ve geleceğe aktarılmasına da fırsat sunar diye Rabia öğretmen. Sosyal bilgiler öğretmeninin temel ilkelerinden hangi kriterine bulmuş olabilir? Alan ve ders boyutu alakası var mı? Yok. Yöntem de yok. Çocuğa göre yok. Zaman, alan ders boyutu. Zaman dediğim bir şey parantez açıyor değil mi? Benim geçmiş, günümüz, gelecek. Ne diyor? Geçmişte yaşanan olayları sormakla kalmaz. Geçmişte yaşanan olayların dönüne gelecekte şutla. Bu cevabı anlarsa zaman de. Evet. Sosyal bilgiler dersini bir disiplin ya da bilim olarak tanımlamak mümkün değil. Sosyal bilgiler dersini bir çalışma alanı. Bu çalışma alanı belirli bir müfredat veya öğretim programının içinde bir ders olarak öğrenciye sunulur. Yani Rabia öğretmen sosyal bilgiler öğretimin temel ilkelerinden hangisilerinde yokmuş olabilir? Etkili vatandaş için yönetim kültürleme bir temel alan nedir? Nedir arkadaşlar? Etkili vatandaş için var mı? Vatandaşlık hakkında var. Sosyal bilgiler öğretimde var. Amacı bugün daha çok soruda istenen cevap değil. Yöntem var mı? Yöntem de var. Belki diğer soruda istenen cevap değil. Kültürleme bir temel bunlar var mı? Belki Rabia öğretmenin bahsettiği şey nedir arkadaşlar? Alan ve ders bulundur arkadaşlar. Cevap ne? Evet. Sosyal bilgiler dersinin öğretmenin etkili yürüyebilmesi için öğretmenler öğrenci grubunun özelliklerine göre araştırmalıdır. Öğrenci çocuk yetişkin küçük modelinde değil. Öğrencinin kendisine öğrenciye göre araştırmalıdır. Burada sosyal bilgiler öğretmenin hangi temel ilişkisi üzerinde bulunmuş olabilir? Bak ne diyor? Cevap sorunun içinde var. Çocuğa göre araştırmalıdır. Öğrenci çocuk oluyor. Mesela siz çocukluktan çıktınız. Bunlar biz sosyal bilgiler öğretmen olunca ne yapacağız? Çocuklar havası olarak. Öğrenci grubu, benim çocuklar nedeni nedir? İşte küçük bir bilgisayar gelişimler, duygusal gelişimler bize göre daha geç oluşmuştur. Bu durumda bunlar çocuğa göre yine çocuğa göre hareket edeceğiz. Bu cevabı sosyal çocuğa göre. Evet. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler öğretiminde bilinen en eski yaklaşım olarak kabul edilir? Bilinen en eski yaklaşım. Vatandaşlık hakkında sosyal bilgiler öğretimi, yansıtıcı inceleme olarak sosyal bilgiler öğretimi, sosyal bilimlere bağlı sosyal bilgiler öğretimi,
ÇPN ABD 1954'e çıkıyor ve amacı vatandaş eşitliği, iyi vatandaş eşitliği. Vatandaşlık hakları mı sağlamak istiyor? Cevap A. Sosyal bilgiler dersi ABD'de ilk kez hangi yıl okutulmaya başlandı? 84, 1916, 1928, 1968. Hangisi arkadaşlar? 1916. 1916. Türkiye'de kaç yıl okutulmaya başlandı? 1968. 68, evet. Cevap şey arkadaşlar. 1916. Evet. Sosyal bilgiler dersinin ABD'de ilk kez ders olarak okutulması temel amacı açıklar gelen hangisidir? Amerikan vatandaşlığı olgusu yerleştirilerek etkin vatandaşı eşitlemek, tarih, coğrafya ve benzeri bilgiler vermek, sosyal bilimler öğretmek, tıp bilgisi kazandırmak. Hayır, ilk sorunun hangisi? İki soru öncesinin hangisi? Bakınız. Vatandaşlık. İki soru öncesinin cevabı neydi? Vatandaş artardı. Peki, neden etkin vatandaş diye burada varmış? Ama etkin vatandaş, ABD başkanları bir hafızlık yaptığı zaman nasıl yaparsın? Çevirin değil mi? Ha, bunun için ABD vatandaş vermiyor ki etkin olmak iyi vatandaş var. Alman bile olsa İngilizce bilir. Evet. Bak, etkili demiyor. İyi vatandaş. ABD'de sevgili İngilizce ya. ABD'de 6 milyon kadar Alman var. Ve hala amaç olmuşlar diyor. Böyle bir işte Alman olsun. İngilizce konuşuyor. Bak, etkin vatandaş geçtirseydi Alman ne için? Ya ben Alman, ben Alman ne yapmış diyor. Ulan ne diyor? Etkin vatandaş, etkin iyi vatandaş. İyi vatandaş etkinler işte. Tarih sonra da benzeri bilgiler verdik. Böyle bir şey vardı sosyal bilgilerde, lakin ana amacı buydu. Tarih, coğrafya bilgileri vererek millet bilgi oluşturmak işte, millet bilgi oluşturmak için işte sosyal bilgiler önemli. Sosyal bilimlerin kullandığı bilgiler alarak kendi yaklaşım oluşturuyor ve sosyal bilimlerin kullandığı bilgileri kullanarak vatandaş yetiştirmek istiyorum. Bilimleri öğretmekten ziyade vatandaş yetiştirmek. Yurt bilgisi kazandırmak, bu da var. Lakin ilk değil. İlk de temel bahsedeyim, temel amacı. Bu da kırmayacak ama en temel amacı Amerikan vatandaşları olmak istedim. Yani ben İngilizim demeyeceğim, ben Amerikan değilim. Ben bize şey vardı ya, tarih konusu neyse Osmanlı'da. Ben Türk'üm dediğim zaman sen Osmanlı'yı parçalayacağım ya, Osmanlı'yı nesine de derdim. Değil mi? Evet. Aynısı, aynı. Evet. Bir sosyal bilimler öğretmeni öğrencilerle geçmişi öğreterek onların geçmiş ve gelecekle gurur duymalarını sağlamasını istemektedir. Bu arzuyla hareket eden öğretmenin aşağıda verilen sosyal bilimler öğretmeni arkadaşlarından en fazla hangisini öğretmeni belirtmiş öğrenebilir? Yansıtıcı incelem olarak sosyal bilimler öğretmeni, sosyal bilimlere bağlı sosyal bilimler öğretmeni, vatandaşlık haklarına olarak sosyal bilimler öğretmeni, probleme dair sosyal bilimler öğretmeni, araştırmaya dair sosyal bilimler öğretmeni. Yansıtıcı incelemeyi, derste gördüğünüz şeyin, ders dışında okumuşuna yansımasıdır. Yani hocam söylediği bir şey değil. Sosyal bilimler bazı sosyal bilimler öğretmeni, bu da arkadaşlar yansımasının cevap tarihi. Ne bir yaklaşa? Geçmiş öğrenerek, geçmişte gurur duyuyor. Bu Türk olarak yani Sultan Alparslan öğrenecek. Alparslan da gurur duyuyor. Metan da öğrenecek, Fütü dinle öğrenecek, ondan da gurur duyuyor. Anladınız mı? Eğer bunu bekliyorum, arkadaşlık hakları. Türk vatandaşıyız ve Türk'üz. Yani bundan ilgili geçmişinde daha fazla bulundurmak sağlamaya başlamıştır. Sosyal bilimler dersi, evet. Bu yaklaşımlar öğrencilerin otoriteye itaat etmeleri, istenilik davranışlar göstermeleri ağırlanmalıdır. Otoriteye itaat. Değil mi? Sorgulama yok. Etkinlik iyi vatandaş. Aşağıdaki yukarıdaki hangi sosyal bilimler yaklaşımdan bahsetmiş olabilir? Yastıcı yıllar sosyal bilimler. Sosyal bilimler bazı sosyal bilgiler öğretilir, probleme dair sosyal bilgiler öğretilir, araştırma dair sosyal bilgiler öğretilir, vatandaşlık haklarına sosyal bilgiler öğretilir. Ne diyor? Otoriteye itaat edeceğiz. Nasıl vatandaşlık çıkıyor otorite? Şartkar olmuş, iyi vatandaş. Ne diyor? İstediğin davranışlar gösterir. Kim gösterir? Halk. Kime karşı mı? Otoriteye karşı. Bu nedir? Mesela vatandaşlık haklarına doğru sosyal bilgiler oluşturur. Cevap E. Tüm sosyal bilgiler yaklaşımlarında sosyal bilgiler öğretiminin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? Tüm yaklaşımlarda var. Ve temel amaç. Yurt bilgisi kazandırmak, sosyal bilgiler öğretmek, vatandaş yetiştirmek, problem çözmek, bilgisi kazandırmak, sosyal bilgilere ait bilgileri öğretmek. Malzemesi var mı sosyal bilgilerin içinde? Malzemesi var. Malzemesi temel amacı. Temel amaç arkadaşlar vatandaş yetiştirmek. Cevap C.
Öğrenciler insan davranışlarını ve vatandaşlık sosyal bilimlerin temel ilişki ve kavramlarını inceleyerek öğrendiler. Diğer Mehmet öğretmen sosyal bilimler öğretiminin hangi temel yaklaşım üzerinde durmuş olabilir? Yansıtıcı incelemeler sosyal bilimler öğretimi, sosyal bilimlere bağlı sosyal bilimler öğretimi, probleme dair sosyal bilimler öğretimi, araştırmaya dair sosyal bilimler öğretimi, vatandaşlık aktarımı olarak sosyal bilimler öğretimi. Yansıtıcı incelemeler var mı arkadaşlar? Var. Ama sorunun cevabı mı? Soruda istenilen şeyi arıyoruz. Bunun cevabı arkadaşlar ne diyor? Sosyal bilimlere bağlı olarak sosyal bilimler öğretimi ne diyor? Vatandaşlığın sosyal bilimlerin temel ilişki kavramlarını inceleyerek öğrendiler. Ne diyor arkadaşlar? Sosyal bilimlerin temel ilişkilerini öğrendiler. Bunun cevabı nedir? Sorunun cevabı, sorunun kendisine de değil mi? Ne diyor? Sosyal bilimlerin temel ilişkilerini öğrendiler. Bunun cevabı arkadaşlar D. Sosyal bilimlere bağlı olarak sosyal bilimler öğretim. Evet. Kültürün temel değer ve inançlarını genç kuşağa aktarmak aşağıda verilen sosyal bilimler yaklaşımlarından hangisinin en temel amaçlarından biri? Yansıtıcı incelemeler olarak sosyal bilimler öğretimi, sosyal bilimlere bağlı sosyal bilimler öğretimi, probleme dair sosyal bilimler öğretimi, vatandaşlık aktarma olarak sosyal bilimler öğretimi, araştırma kadar sosyal bilimler öğretimi. Ne diyor arkadaşlar orada? Kültürün temel değer ve inançlarını geçmiş aktarı aktaracak. Nasıl aktaracak? Geçmişten öğrencilerine aktaracak. Hem kültürlerine aktaracak. Peki bundan sonra ne? Peki bunu nasıl yaptılar arkadaşlar? Vatandaşın ilkesini yaptı değil mi? Vatandaşın ilkesine uygun olarak başlıyor. Cevap arkadaşlar B. Evet. Sosyal bilimler arşivine özellikle sosyal bilimler arasında öğrencilere kazandırılması durumunda eğitim ve vatandaş geliştirilebilir diyen bir sosyal bilimler öğretmeni sosyal bilimler yaklaşımının analizini belirtilmiş olabilir. Sosyal bilimlere bağlı sosyal bilimler, probleme dair sosyal bilimler, vatandaşlık aktarımı olarak sosyal bilimler, araştırma dair sosyal bilimler, yansıtıcı inceleme olarak sosyal bilimler. Sizce? Zaten soruda da geçiyor. Sosyal bilimlere dair bilimler. Sosyal bilimlere bağlı olarak sosyal bilimler belirtilmiş. A. Evet. Genç kuşağın ne tür bilgiler kural donatılacağına yetişkinlerin karar verdiği, kontrol ülkenin uygun bir üretim programı tasarımı aşağıda verilen sosyal bilgiler yaklaşımlarının hangisinin uygun bir nevi? Otorite. Otoriteye uygun olarak, otorite neyse kendisine uygun, kendisini istediği vatandaş yetiştirmek işte. Vatandaş aktarımı, vatandaşlık aktarımı. Vatandaşlık aktarımı olarak sosyal bilgiler yetiştirmek. Cevap B. Evet. Aşı öğretme sosyal bilgiler dersinde öğrenciler bireysel toplumsal problemleri tanımlamalı, analiz etmeli ve karar vermeli şeklinde görüşte ifade etmiştir. Buna göre aşı öğretmenin en çok hangi sosyal bilimler yaklaşımını belirtmek olduğu söylenebilir. Sosyal bilimlere bağlı sosyal bilimler öğretimi, vatandaşlık aktarımlar sosyal bilimler öğretimi, probleme dair sosyal bilimler öğretimi, araştırma dair sosyal bilimler öğretimi, yansıtıcı inceleme olarak sosyal bilimler öğretim. Hangisi bir sefer? Hocam sorusu da geçiyor gibi. Yansıtıcı sosyal bilimler dersinde bireysel de toplumsal problem dediği için probleme dair. Yoksa analiz etme karar vereceğim. Bak ne diyor? Analiz etme, analiz edeceğim. Yansıtıcı çünkü yansıtıcı inceleme sınıfta görüyorsunuz, sınıfta gördüğünü problem şey, en etkili karar alma yansıtıyor. Evet. Devam. Sizler okur musunuz soruyu? Okuyayım. Sosyal bilim olan sosyal bilgiler yaklaşımı, sosyal bilgilerin hangi yaklaşımına karşı olarak ortaya çıkmış? Çıkan, bak ben bunu biliyorum. Vatandaşlık aktarına karşı ortaya çıkmıştır. Önce bir sorular oturttu da. Bir sorular var. Bir seçenekte var. Seçenekte de okuyayım. A. Sosyal bilgilere bağlı sosyal bilimler üretimi. B. Vatandaşlık aktarmalı sosyal bilgiler üretimi. C. Probleme dayalı sosyal bilgiler üretimi. D. Araştırmaya dayalı sosyal bilgiler üretimi. E. Yansıtıcı inceleme olarak sosyal bilgiler üretimi. Evet.
Cevap nedir? Vatandaşlık aktarma olarak sosyal bilgiye eğitim. Değil mi Sedef? Evet. Dikkat ettiyseniz en fazla soru vatandaşlık aktarımından geliyor. Vatandaşlık aktarımı çok önemli. Otobüs üzerinde. En muhabire var. Kültürlemenin en baskın olarak hissedildiği sosyal bilgiler yaklaşma şartlarından hangisidir? Sosyal bilgilere bağlı sosyal bilgiler öğretimi, vatandaşlık aktarımı olarak sosyal bilgiler öğretimi, araştırmaya dayalı sosyal bilgiler öğretimi, yansıtıcı inceleme olarak sosyal bilgiler öğretimi, probleme dayalı sosyal bilgiler öğretimi. Burada hocam vatandaşlık yani bence kullanılan en baskın vatandaşlıktır yani. Kültür bileceğinde bir tür kültürleyeceksin, vatandaşlar. Nasıl kültürleyeceksin, ya etkili vatandaş olmazsa için kültürleyeceksin, ya iyi vatandaş olmazsa için kültürleyeceksin. Dünya varlıkta vatandaşlık aktarımları sosyal bilgiler öğretilmiyor. Cevap B. Bunu okur musun? Biraz sonra ben devam edeyim. Bu yazı okuyor ya. Öğrenci sosyal bilinci gibi düşünürse, sosyal bilimleri yöntemlerini kullanırsa etkili bir vatandaş olarak yetişir. Diğer bir sosyal bilgiye öğretmenin sosyal bilgiler yaklaşımlarından hangisini benimsemiş olabilir? Herhalde direkt sosyal bilimler. Evet, doğru. Direkt okun dedim çünkü zaten sosyal bilimler. Doğru. Arkadaşım, öğrencisi var. Tamam. Vatandaşlık aktarma olarak sosyal bilgiler A seçeneği ve probleme dayalı olarak C araştırmaya dayalı olarak D sosyal bilimlere bağlı öğretim E'de yansıtıcı inceleme olarak sosyal bilgiler D seçeneği sosyal bilimlere bağlı sosyal bilgiler öğretim evet sonunda da geçiyoruz aynen sosyal bilimler diğer soruya geçelim. Sosyal bilgiler dersinde içerik olarak öğrencileri kişisel olarak etkileyen durumlar ve olaylar ele alınmalıdır. Yani bir sosyal bilgiler öğretmeni sosyal bilgiler yaklaşımlarından hangisini özümsemiştir? Vatandaşlık aktarımları sosyal bilgiler öğretmeni, probleme dair olan sosyal bilgiler öğretmeni, araştırma dair sosyal bilgiler öğretmeni, sosyal bilimlere bağlı olan sosyal bilgiler öğretmeni, yansıtıcı inceleme olarak sosyal bilgiler öğretmeni. Şey arkadaşlar, içerik olarak öğrencileri kişisel olarak ilgilenir. Bu zaten kişisel olarak yansıtılıyor mu? Bu da öğrenci öğrenimi gün takibi ilgilenebilecek. Bu cevap arkadaşlar yansıtıcı ilgilenir. Evet, yansıtıcı ilgilenir olarak sosyal bilgiler öğretiyor. Evet. Harbi ya da sıkı yönetim dönemlerinde aşağıda verilen sosyal bilgiler öğretimi yaklaşımlarından hangisini çözümsün belirtilmesi beklenir? Araştırmaya dair sosyal bilgiler öğretimi, sosyal bilgilere dair sosyal bilgiler öğretimi, yansıtıcı ilgilenir olarak sosyal bilgiler öğretimi, vatandaşlık aktarımı olarak sosyal bilgiler öğretimi, probleme dair olarak sosyal bilgiler öğretimi. Darbe yaptığı zaman darbe yapan kişi ne ister? Kendisine itaat edecek adamlar ister. Bir dediğini içermeyecek adamlar ister. Bu durumda ne olur? Vatandaşlık iyi bak. Kendine göre, kendine iyi demiyor. Kendine iyi göreyim vatandaşı seçmeye çalışır. Şimdi yol arkadaşlar, değil, vatandaşlık aktarımı olarak sosyal bilgiler eğitim. Devam edelim. Araştırma, inceleme, problem çözme, sorgulama, tartışma gibi kavramlar aşağıda verilen sosyal bilgiler üretim yaklaşımlarından hangisiyle daha çok ilgilidir? Vatandaşlık aktarımı olarak sosyal bilgiler üretimi, yansıtıcı inceleme olarak sosyal bilgiler üretimi, probleme dayalı sosyal bilgiler üretimi, sosyal bilgilere bağlı sosyal bilgiler üretimi, sosyal bilgilere bağlı sosyal bilgiler üretimi. Şimdi bir bakmasın. İyi bilim, iyi bilgi, karşılıklı. Ben bari burada okuduktan şimdi anlatıyorum böyle. İkisi de aynı hocam bir bilgi yapmış. Çok bir icap edecek başka ne diyor? Araştırma gelmiyor mu? Problem sürecek, sorgulayacak, tartışacak. Bunlara bana gidecek yani size öğrendiğim gibi karşıya yazdım. Arkadaşlar bu cevabı yansıtıcı inceleme olarak sosyal bilgiler öğretimi. Cevap B. Evet. Ülkemizde 25 yıldan itibaren aşağıdaki sosyal bilgiler öğretimi yaklaşımlarından hangisinin benimsendiğini söylenebilir? 25 yıldan itibaren vatandaşlık hakları olarak sosyal bilgiler öğretimi, yansıtıcı inceleme olarak sosyal bilgiler öğretimi, probleme dayalı sosyal bilgiler öğretimi, sosyal
etki öğrenci, etki vatandaşlık etki öğrenci. Anladınız mı? Değişiyor. Etki öğrenci oluyor. İşte iyi vatandaşlık etki vatandaşlık kaynağında bu cevap. Belki arkadaşlar yansıtık iyi genel olarak sosyal bilgiler üzerinde. Devam edelim. Yansıtıcı iyi genel olarak sosyal bilgiler yaklaşımında beceriler ve dışkak beceri. Davranışlar ya da davranışlar tarafından ilgi yönelik çıkartacak lakin yansıtıcıda beceri ve dışkak beceri varsa kolay yönelik bilgiler. Anladınız mı? Aşağıdakilerden hangisi yansıtıcı incelemede var olan beceriler arasında yer almaz? Okuma yazma becerisi, farklı kaynaklardan bilgi kullanma becerisi, problem çözme becerisi, bilgi yorumlama becerisi, saygı duyma becerisi. Hangisidir? Hocam bundan A, B, C, D şıklar var mı? Yani saygı duyma becerisini ben düşünüyorum. Saygı duyma becerisi. Hocam B, evet arkadaşlar. Böyle bir şey yok, madde yok. Cevap E. Devam edelim. Orta Çağ Avrupa'sında vatandaş yetiştirme daha çok hangi bilimin etkisinde kalmıştır? Teoloji, sanat, felsefe, sosyoloji, teoloji olan. Teoloji dedim ama teoloji ne? Biliyor musun bunu? Biliyorum. Ne? İlahiye mi dedim? Bana gibi bir şey. Ne? Tanrı mı dedim? Cevap Tanrı demek zaten. Teoloji de. Loji, loji bilir mi? Ben size bilir, tanrı bilir demek. Bir zekada ilahiyattır. İşte Hristiyan'ın Hristiyan dinini araştırması, Müslüman'dan İslam dinini hocam bazıları da şimdi Teoman var. Teoman. Teoman. Baş böyle bir şey var. Teoman bir şey oluyor. Baş böyle bir şey var değil mi? Şey düşün. İbni içerisinde değil mi? Arapça oğlu demektir. O. Tanrı'nın oğlu. Türkçe'ye bile yeşil bilgi olarak geçiyor. Peki bu durumdan ne oluyor şimdi? Kendim aynı olabilir ama ana Türk kültüründen bahsedince arkadaşlar ana Türk'te mesela teoloji var ya buna Türk'te canlı farklıdır, Avrupa'da canlı farklıdır, teoloji de peki Avrupalılar demiyor mu teoloji diyor? Kim diyor mesela dersin ne diyor, bir bilgiler diyor değil mi? Kelimenin Türk'ü aynı olsa bile kelimenin anlamına bakacaksın. Anladın mı hani Türkiye Türk'te de bulunur ya Türkçe'de bir alakalı olduğunu düşünüyorum. Teoloji sonuçta tanrı bilgi ya da ilahiyat değil. İşte bu dini kurma ile alakalı şey, bilim, sanat. Sanat Orta Çağ Avrupa'da bir yol. Orta Çağ Asya dünyasında, Orta Çağ Asya'sında işte İslamlar'da sanat çeşit ediliyor. Önce Avrupa'da çeşit ediliyor mu? Resim yapanı çarpı diye yapıyorlar. Evet. Ya da ne gibi ya iki senesini yapıyor, hiçbir şey yapmıyor. Yani sanatla alakası olduğunu düşünmüyorum. Başka ne var? Felsefe. Mesela ne diyorlar? Mesela o kadar ne diyorlar? Ne diyorlar? Dünya köşkün başı var ya, köşkün başının üstünde de ne alakası var mesela falan. İnanmıyorum derdi. Ökünler de olsa görürlerdi. Düşünür bir yerde. Kimse yaparlar da. Eğer bu yönü felsefeye de karşı bir şey var. Soğuklar felsefenin etkisi olmaz. Başka sosyoloji toplum bir. Toplum bilimi, toplumlar izleyeceksin, genç kurulacaksın, genç düşüneceksin. Zaten orta çağ olmasına kimse de müsaade eder mi? Etmez. Başka tarih. Tarihte ne görürsünüz arkadaşlar? Tarih bir şey olur mu? En fakat sorun mu orta çağ olmasına? Orta çağ olmasında olmaz. Bunun cevabı arkadaşlar teoloji. Din bilimi, tanrı bilimi, ilahiyat, aslında mesela. Bunun cevabı ağır. Orta çağ olmasında arkadaşlar eski mevzada kimse de desteklemiştir. Tabi içine vatandaş dedim ya, içine vatandaş geçirmişler o ayet. Evet. İlk test sosyal bilgiler arasında ilk yoğurta derecede okular ve bilgilerin okuması evdeliğiniz salınan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Comenius, Jean-Jacques Rousseau, Camus, Kant, 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 Evet. Hangisidir arkadaşlar? İlk tanım değil. Evet, geçtik arkadaşlar. Evet, yani 20. yüzyılın ilk başında Amerikan vatandaşı, İngiliz vatandaşı yetiştirme arzusunda daha çok hangi felsefeyi yetiştirmekte? Amerikan vatandaşı, İngiliz vatandaşı yetiştirme arzusunda daha çok hangi felsefeyi? Amerikan vatandaşı diye Amerikan vatandaşı? Çünkü Amerikan vatandaşı şey yok değil mi? Teknoloji yok. Amerikanlı sadece şey değil, millet değil. Şey gibi düşün, karşılık dolunmayı düşün. İçinde şey dolunma vardır. Çikolata alınımında var. Karşı ağızda Amerika vatandaşı. Amerika vatandaşı.
Sosyalizm amacı ne? Herkese eşit, her çalışıyor. Milletler yok, herkese işçi. Saçma bir şey ama var işte. Realizm gerçekten kuralı. Aksiyonalizm kuralı, realizm kuralı. Dünya bakarsan daha tartışmasını faydalı. Tamam mı? Anladın mı? Başka tarafta? İki soru daha çözüyorum. İki soru daha çözüyorum. İki soru daha.